Bu kitabı bulabilmek için uzun zamandır çaba sarf ediyordum. Sonunda bir sahafta buldum. Adı Kozmografya. Türkiye'deki ilk astronomi kitabı. İlk baskısı 1929'da yapıldı. Benim bulduğum ise 1933 baskısı. Yazarı Ordinarius Profesör Doktor Ali Yar. Bu kitap yazılmadan 8 sene önce Ankara hükümetinin kasasında sadece 48 kuruş vardı. İşgal güçleriyle, fakirlikle, cehaletle ve hastalıkla mücadele ediliyor, savaş sonrası Osmanlı'nın borçları ödeniyor, diğer yandan bilimle, sanatla cumhuriyet inşa ediliyor, fabrikalar yapılıyor, operalar temsil ediliyor, yurt dışına eğitim için öğrenciler gönderiliyor, örnek bir ülke yaratılıyordu. O dönem insanlar dünyanın düz olduğunu ya da boğanın boynuzları üzerinde durduğunu düşünüyordu. Astronomi nedir kimse bilmiyordu. Ama bir kişi bunun önemini biliyordu. Dünyada başka örneği yoktur bir devlet adamının astronomi kitabı yazdırmasının. Evet, Kozmografya Atatürk'ün isteğiyle Ali Yar Bey'e 1929'da yazdırılmıştır. Gezegenler, mevsimler nasıl oluşur, kara delik nedir? Aristo'dan başlayarak Kopernik'ten Galileo'ya tüm uzmanların düşünceleri, Samanyolu haritasına kadar her şey bu kitaba konulmuştu. 1933'ten başlayarak tüm liselerde zorunlu ders olarak okutulmuştur. Ta ki 1979'a kadar. Kitabın yazarı Ali Yar Bey, Mektebi Sultani yani Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra 1912 Temmuz'unda Paris Yüksek Teyyarecilik Mektebi'nden mezun olur ve dünyanın ilk 3 uçak mühendislerinden biri unvanını elde eder. Darülfünun yani İstanbul Üniversitesi'nin o dönem Zeynep Hanım Konağı diye bilinen konakta cebir, astronomi dersleri verir. Atatürk'ün isteğiyle de bu kitabı yazar. Sahaftan gelen Tarihi Kozmografya kitabını açtığımda beni bir sürpriz bekliyordu. Kapağın hemen arkasına kime ait olduğunu gösteren bir isim yazılıydı. 1933'te İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu'nda 275 okul numaralı bir kişiye aittir bu kitap. Adı Fahrettin Akbulut. Kim mi bu kişi? Sonradan önemli bir matematik profesörü olacak, Ege Üniversitesi'nde dersler verecek, Türkiye'de matematiği gençlere sevdirecektir. Bir gün Fahrettin Akbulut'un çocuğu evdeki kütüphane rafını karıştırır. Kozmografya kitabını görür. Şu an bende olan kitabı. Alır, inceler, içinde gökyüzü haritalarının, gezegenlerin ve kainatın fotoğraflarını görünce astronomiye ilgi duymaya başlar. Sonra ne mi olur? Kaliforniya Üniversitesi matematik bölümünden mezun olur. Wisconsin Üniversitesi'nde, Michigan State Üniversitesi'nde profesörlüğe kadar yükselir. Yaşadığımız uzayı tabii Öklit uzayı mı yoksa onun yalancı kopyası mı sorusunun yanıtını arar. Ve İngiliz astronomi profesörü Zeeman'ın 1963'te yaptığı tahminin çözümünü bulmayı başarır. Bu nedenle birçok ödüle hak kazanmıştır. Bunlardan biri de TÜBİTAK Bilim Ödülü'dür. Türkiye'nin yetiştirdiği ve dünyaca tanınan Profesör Doktor Fahrettin Akbulut'un oğlu Profesör Doktor Selman Akbulut, matematik ve astronomi alanında yaptığı çalışmalardan ötürü uluslararası ödüllerle taşlandırılır. Baba Fahrettin ve oğlu Selman matematik ve astronomi alanında önemli çalışmalara imza atar. İşte Kozmografya kitabının önemi buradadır. İçindeki 275 okul numaralı lise talebesi Fahrettin'in kitaba karaladığı ismi bizi böylesine bir yolculuğa çıkarıyor. Bu kitap küçük bir çocuğun yani Selman'ın eline geçmesiyle dünyaca tanınan bir bilim insanı dönüşmesine vesile olur. Ya bu kitap Atatürk tarafından Ali Yar Bey'e yazdırılmasaydı? Fahrettin Akbulut bu kitabı İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu'nda okumasaydı? Sonrasında oğlu Selman bu kitabı görüp astronomiye heves etmeseydi? İşte Atatürk'ün neden büyük bir insan olduğunun örneği. Atatürk yüzünü bilime dönmüştür. İstikbal göklerdedir demiştir. Belki de en güzel nüansı yazdırdığı Kozmografya kitabının içindeki ay fotoğraflarındaki kraterlerdir. Neden mi? 1956 senesinde Dr. Hugh Percy Wilkins, aydaki bir kratere büyük saygı duyduğu Atatürk'ün adını vermiştir. Ayda bir kratere Atatürk'ün adını verilmiş olduğunu biliyor muydunuz? Lütfen bu yazıyı Atatürk'ü anlamayanlara, onun kıymetini bilmeyenlere okutun. En azından en hakiki mürşit ilim ve istikbal göklerdedir sözlerinin somutlaşmış örneklerini gösterebilmiş olursunuz. Size aktardığım bu metnin tamamı yazar Tolga Aydoğan'a ait. Bu yazı sosyal medyada karşıma çıktı. Okuyunca çok beğendim ve virgülüne dahi dokunmadan size aktardım.
Bu videoyu özellikle bu tarihte yayınlamak istedim. Biliyorsunuz yarın 29 Ekim 2018 ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. kuruluş yıl dönümü. Hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Yazının sahibi Tolga Bey'e ulaşarak yazıyı YouTube'da yayınlamak istediğimi söyledim ve kendisi yayınlamam için izin verdi. Bu nedenle kendisine çok teşekkür ediyorum. Tolga Aydoğan 20 Şubat 1982 Ankara doğumlu. Çok genç, çok başarılı senarist ve aynı zamanda yazar. Şimdiye kadar Cennet Mahallesi, Bizim Evin Halleri, Unutma Beni, Ay Işığı, Arka Sokaklar ve Kanıt gibi hepimizin bildiği dizilerin senaryosunu yazmış. Yakın tarihe ışık tutan birçok kısa yazısı olan Tolga Aydoğan'ın an itibariyle yayınlanan birbirinden keyifle okuyabileceğiniz 10 tane kitabı mevcut. Bu 10 kitaptan Peri Masalı isimli olan kitabın 2014 yılında tanıdık simaların oynadığı sinema filmi çekildi. Kitaplarını şiddetle tavsiye ettiğin Tolga Aydoğan'ı daha yakından tanımak, yazılarına ve kitaplarına ulaşmak isterseniz tolgaaydoğan.com kendisinin web sitesidir bilginize. Ve tekrar, tekrar, tekrar Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. We'll be right back.